Bizden Bize de şimdi iş insanı Hayati Hayta ile birlikteyiz. Bin bir emekle inşa ettiği büfeleri ve oteliyle Almanya'nın en önemli iş insanlarından biri olan Hayati Hayta, başarı öyküsünü Bizden Bize'ye anlatacak. Sevgili izleyenlerimiz, başarı öyküsünde bu hafta çok değerli bir konuğumuz var, Hayati Hayta yanımızda. Merhabalar Hayati Merhabalar, Bey. Merhabalar, hoş geldiniz Adil Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sizler de iyisiniz. Teşekkürler. Öncelikle seyircilerimize Hayati Hayta kimdir, kaç yıldır Almanya'da yaşıyorsunuz, neler yaptınız onu kısaca bir anlatabilir miyiz? Ben 67 doğumluyum. Sene 80'den beri Almanya'dayım. Burada okula gittim. Türkiye'den nereden geldiniz bu arada? Herhalde ilkokul, ortaokulu Türkiye'de. Ortaokulu Türkiye'de okudum, orta iki terk. Burada devam ettim eğitimime. Evet. Burada da iş hayatına atıldınız. 2001'den beri kendi işimizle uğraşıyoruz, aile şirketi. Bu arada büfeler, yani Almanca kiosk dediğimiz yerleriniz var. Bir tanesi Stuttgart Havalimanı'nın içinde, bir de Filderstadt'ta. Bahnhof'ta. Evet, Bahnhof'unda. Bu işin zorlukları var mı? Evet. Tabii ki zorluklar var. Erken kalkıyorsun. Evet. Uzun saatlere kadar açıyoruz. Haftanın 7 günü açıyoruz. Zor tarafları var. Ama bir de günde kaç kişiye hizmet ediyorsunuz? Yani günde ortalama 1200-1500 müşterimiz var. Bunlara yetişmeye çalışıyoruz. Tabii. Türkiye tabii bu pandemi süreci olmasa gidip geliyorsunuz herhalde tabii, memlekete. Tabii. Memlekete özlemi var mı bu arada? Tabii ki var. İnsan memleketini özlüyor. Kesinlikle. Akrabalar, iş, dost, memleket, evet, hasretimiz var. Bu arada kiosklerin dışında, yani büfelerin dışında oteliniz de var. Evet. İşletmede olduğunuz. Bundan biraz bahsedebilir miyiz seyircilerimize? Otelimiz bir senedir var. Burada fuar, havaalanı yakın olduğu için hizmet vermeye çalışıyoruz. Hizmet vermeye çalışıyoruz. 24 odalı galiba. 24 odalı, evet. Evet. Stuttgart'ta çok önemli bir nokta. Bu Stuttgart Einungsmansik, yani Stuttgart 21 dediğimiz bir proje var. Bu bitince, hani ben buradan da seyircileri hatırlatabilirim, söyleyebilirim. Direkt buradan trene binip Sirkeci'ye kadar gidebilecekler. Önemli bir konumu oluşturmakta burada tabii ki. Fuarlarda tabii ki yer bulmak güç herhalde otel olarak. Kesinlikle, o yüzden kesinlikle. Bu işe atıldınız herhalde. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Evet. Kim vesile oldu size otel işine atılmanıza? Arkadaş tavsiyesiyle oldu. Yatırım yapmayı, yenilikleri de sevdiğim için böyle bir işe başladık. Peki geldiğiniz yıllarda burada uyum sağlamakta zorluk yaşadınız mı? Burada? Tabii ki ilk zamanlar alışamadık. Geri gitmek istedik. Kültürüne, yaşam şartlarının havasına alışmak zor oldu tabii ki, evet, ama aile buradaydı. Zamanla alıştık. Şimdi de çok seviyoruz burayı. Buradan sizin vizyonu olan bir insansınız. Başarılı bir iş adamısınız. Gençlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yeni girişimci, atılım yapmak, iş yeri açmak isteyenlere. Hani risk almadan herhalde belirli bir şekilde başarıya ulaşmak zor herhalde. Kesinlikle risk almadan iş olmuyor ama şunu tavsiye ederim. Muhakkak yapsınlar. Dürüst yapana, dürüst çalışana devamlı ekmek var, iş var. Evet. Hangi iş dalında olursa olsun dürüst çalışmayı prensip yapmaları lazım. Bir de gerçekten dediğiniz gibi disiplin, prensip ülkesi Almanya. Aynen. Ve çalışkan, sabahın erken saatlerinde. Tabii ki bir yere gelmek çok kolay değil, zor olsa gerek. Siz 20 küsur yıldır bu işletmeyi işletiyorsunuz, büfecilik yapıyorsunuz. Bu işin fedakarlığı da erken uyanmak. Onu bir alışkanlık edinmek lazım herhalde, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Sabah 3'te kalkmak gerekiyor. 4'te başlıyoruz. Akşam 8'e 10'a kadar devam ediyor bu stres. Hedefleriniz var mı bundan sonra? Hayata ait olarak tabii ki siz bir aile şirketi, buradan belirtmek lazım. Çocuklarınız var, işiniz. Birlikten kuvvet doğar herhalde. Yani buradan da ailelere seslenmek lazım. Çocuklarına sahip çıkmaları, eğitimlerine destek olmaları gerekli herhalde. Tabii ki çocuklar bizim geleceğimiz. Onların eğitimi, çocuklarına zaman ayırsınlar, ilgilensinler. Bu en büyük verecekleri ödüldür çocuklarına. Geleceğe dönelik yatırımlarımız devam ediyor. İki tane otel projemiz daha var yine bu bölgede. Pandeminin geçmesini bekliyoruz. It's fashion. Everybody's got
Pandemi sizin işleri de etkiledi mi ister istemez? Havalimanında şu anda uçuşlar olmuyor. Ne yapıyorsunuz diğer tarafa tabii göre? Tabii ki otelde de havaalanında da çok etkileniyoruz. Evet. Ama devletin verdiği yardımlar oluyor. Onlarla devam ettiriyoruz. Gününüzün 12 ve 15 saatini çalışmakla geçiriyorsunuz. Pandemi süreci olmasaydı sizde böyle sosyal aktiviteleriniz var mıydı? Sinemayı, tiyatroyu, birçok şeyleri seviyor musunuz? Tabii ki. Tatili çok seviyoruz. Eşim de ben de genelde tatile gidiyoruz. Evet. En büyük hobimiz o. Evet. Ama şunu bu pandemi sürecinde herhalde şunu öğrendik Hayati Bey. Bazı şeylerin değerlerini. Yani sarılmayı, arkadaşlığı, dostluğu, bir oturup bir kahvede veya bir dışarıda çay içmeyi. Tabii bazı şeyler çok önemli herhalde. Tabii ki kesinlikle insan hiçbir yere çıkamıyoruz bu ara. Devamlı evde bunalım oluyor tabii ki. Özlüyoruz o günleri. İnşallah kısa zamanda geçer diye İnşallah. Düşünüyoruz. Evet Hayati Bey, Almanya'nın dışında da başka ülkelerde bulundunuz mu? Gezme fırsatınız oldu mu? Tabii ki Avrupa'nın birçok ülkesini gezdik, dolaştık. Evet. Ama Türkiye gibisi yok herhalde değil tabii mi? Tabii ki. Kesinlikle. Türkiye'de... Memleketten güzeli yok. Evet. Türkiye'de nereye gidiyorsun? Mesela yaz dönemleri bu pandemi süreci olmazsa Antalya mı veya Bodrum mu farklı tatil yörelerine gidiyor musunuz? Genelde Ege'ye gidiyoruz. Evet. Ama Türkiye'nin her yeri güzel. Her yeri güzel. Her yerini beğeniyoruz. Gayet güzel. Buradan son olarak Avrupa'daki izleyenlere, Eurostar izleyenlerine söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Kendilerine iyi baksınlar, pandemiye dikkat etsinler, hepsine selam söyleyeyim. Evet, bu arada Tokatlıyım dediniz. Tokat'ta yakınlarınız varsa onlara özellikle söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Tabii ki Tokat, Reşadiye, bütün Türkiye'ye selam gönderiyorum. Bütün dostlara, akrabalara, hepsine selam gönderiyorum. Evet, son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı Eurostar izleyenlerine? Kendilerine iyi baksınlar, pandemiye dikkat etsinler, hepsine selam söylüyorum. Oldu, bir el sallayalım beraber.